Kurban Bayramı geldi çattı. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için yoğun bir mesai harcıyor. Kimi kurbanlık olarak küçük baş, kimi büyük baş tercih ediyor ama en önemlisi sağlıklı olması. 14.250. 12 lira. Kurbanlık nasıl seçilir? Nelere dikkat edilir? Sizler için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tekerli'ye sorduk. Geviş getiren hayvanlardan bizim de kendi etrafımızda bulunabilecek olan sığır, manda, koyun artık pek bulunmuyor ama deve kurban edilebilir. Sığır ve manda da 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Develerin 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyunlarda da 1 yaşını doldurmuş olması, toklu olması ve eğer bu mümkün değilse 6 aylık olmakla beraber 1 yaşında gelişmiş bir koyunun görüntüsünü vermesi şartı vardır. Profesör Doktor Tekerli vatandaşlara dişi kurbanlık kesilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Nedeni ise çok önemli. Hem yerli hem milli üretim yapabilmemiz için de hayvancılık üretimi yapabilmemiz için de dişi hayvanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu dişi hayvanların yerine muadil erkek materyali, erkek hayvanlar kurban edilebilir. Yani dişi hayvan kurban etmemeye dikkat etmek gerekir. Üvelerin hiçbir şey yapılamıyorsa gebe olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir. Çoğu kere düveler gebe olabiliyorlar ve içlerindeki yavruyu da cansız bırakmış oluyoruz tabiatıyla bu durumda. O nedenle dişi hayvan yerine yetiştirilmiş, beslenmiş, güzel, bütün azaları tam olan erkek hayvanların kurban edilmesinde daha büyük bir yarar var. Dişileri ekonomiye kazandıralım. Uzun noksanlığı olan hayvanlar için de uyardı öğretim üyesi Mustafa Tekerli. Bu noktada çok zayıf, düşkün, halk arasında böyle aşırı derecede çekkin diyebileceğimiz, boynuzlarından veya biri veya ikisi kökünden kırılmış, ağza noksanlığı olan hayvanları kurban etmemekte yarar var. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin et verimi yüksek ırklar geliştirmek için projeleri olduğunu da aktaran Tekerli, bu konuda da şunları dile getirdi. Et kalitesi yüksek, karkas randımanı artırılmış koyun genotiplerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalarımız da var.